Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezar Ergör Bu bölümde sizlerle konuşmak istediğim konu narsist ve seks. Bu konuyu neden seçtim? Çünkü bu konuyla ilgili çok soru var e, ve kafa karıştıran bir konu. Çünkü narsist, patolojik narsist cinselliğini, seksi partnerinin üzerinde e, kontrol sağlamak için kullanıyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyor, neden yapıyor? Bunu açmak için şuradan ben girmek istiyorum arkadaşlar. Narsist, e, öncelikle hani erkek narsist olarak e, anlatacağım olursam, e, kadınları ikiye ayırıyor. Şimdi kadınlar onun için e, ya rahibe e, rolünde, yani rahibe gibi e, işte oraya annesini, e, kız kardeşini, eşini, nişanlısını, kızını diyelim bir de koyuyor. Diğer taraftaki bütün kadınlar da aslında işte yani kelime biraz şey ama ne yazık ki öyle fahişe türünde algılıyor. Yani diğer kadınlar aslında elde edilebilir, kullanılabilir bir obje gibi algılıyor. Şimdi durum böyle olunca ama narsist bunu en başta böyle yapmıyor arkadaşlar. Yani partnerini ele geçirinceye kadar zaten yani partnerini ele geçirip Kontrolü onun üzerinde kullanıncaya kadar zaten e, cinselliği, seksi mükemmel olarak onu sergiliyor. Yani e, kontrol amaçlı kullanıyor bunu da. Örneğin e, ilişkinizi başladınız işte o Love bombinde, aşk bombardımanında aynalamayı yaptı size size yansıttı. Bir de üstelik mükemmel bir e, işte kendini cinsellikte de mükemmel olarak yansıtır. Yani öyle bir mükemmel olarak yansıtır ki sizin istediğiniz doğrultuda sizi mutlu etmek için miş gibi davranır. Tabi burada bunu yaparken de narsist aslında büyük bir kontrol içindedir. Yani kontrol içinde olduğu için de aslında hazını yitirmesine neden olur. Dolayısıyla da narsist kişi e, cinselliğini yaşarken e, eşiyle sevgilisiyle artık almış sahiplenmiş onun sevgisinden emin olmuş olduktan sonra e, bir çeşit orada kontrol mekanizmasını kullanır yani en başta verdiği o, o aşırı hani mükemmel e, seksi bir müddet sonra onu cezalandırmak için a, kullanmaya başlar. Yani şöyle yapar. Gider, alır yastığı gider e, ya da e, darılır, küser. Bir şekilde onu cezalandırmaya çalışır. E şimdi e, burada zaten bu e, bir çeşit aşağılamaya da giriyor tabii. Yani istenmeyen bir e, birey yanındaki partner istenmeyen biri durumuna düştü. Başka bir şeyden dolayı sizi cezalandırmak için bunu kullanıyor. Fakat diğer tarafta payışı olarak algıladığı kişilerle de sadece haz mahiyetinde yani haz, kontrolsüz bir haz yaşayabiliyor arkadaşlar. Çünkü onları kontrol etmek gibi yani onları e, işte kontrol altında tutarak hayatında daim etmek gibi bir e, düşünceleri olmadığı için çok rahat bir şekilde gidip o tür kişilerle e, bir gecelik ilişkilerde ya da işte iki gecelik ilişki her neyse çok rahat bir ilişki kurup gelebiliyor ve zaten haz boyutu orada çok daha yüksek oluyor. Şimdi böyle olunca da durum aslında narsist eğer evlendiği kişi Şimdi sevgilisin, sevgilisi sizsiniz. En başta ne oluyor? İşte love bunu oluyor, sizi kendine bağlıyor, sizi kendine aşık ediyor. Fakat bu arada da işte onun her şeyine siz hayran oluyorsunuz. Tabii bu işte size yaşattığı cinselliği olsun, ilgisi olsun, şefkati olsun, her açıdan sizi tam bir böyle havalara uçuruyor. Ama bundan sonra yavaş yavaş zaten en çok en çok kesmeye başladığı daha doğrusu artık kendisi de otomatik olarak kaybettiği bir şey var üzerinizde. O da e, sizi e, arzulama biçimi. Yani sizi artık diğer kategoriye koymaya başladığı için rahibe bölümünü koymaya başladığı için kutsallaştırmaya başladığı için artık size karşı olan o tutkusunu da yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Şimdi böyle olduğu zaman da narsiste, narsist kişide sapkın özellikler ortaya çıkıyor. Çünkü bir kenara sıkışıyor. Yani bir türlü o başta duyduğu hazzı, tutkuyu duyamıyor. Eşine karşı, sevgilisine karşı artık birlikte yaşamaya başladıysa bu kişi ya da partneri, her kimse onu duymamaya başlıyor. Yani bu kadın ya da erkek olabilir. Ve ne yapıyor peki bu hazzı yakalayabilmek için? bir takım sapkınca e, fantazilere başvuruyor. Zaten arkadaşlar narsist bir fantazi dünyasında yaşar. O devamlı ne yapar? Fantaziler üretir kafasında ve ürettiği fantazilerin sizin de fantazilere sizin de inanmanızı sağlar. Onun her şeyi bir hayaldir. Hayal içinde, hayal dünyasında yaşar. Yani öyle bir şeyler üretir ki ve sizin de ona katılmanızı sağlar. Katılmanızı ister. Katılmadığınız yerlerde zaten böyle bir kırgınlık küskünlük gösterip çekip gider, konuşmaz ya da o konuyu bir daha açmaz. Çünkü orada da kendisine eşlik edilmesini ister. Şimdi seks de e, narsistin aslında kafasında kurduğu bir fantazidir. E, dolayısıyla bu fantazide e, yarattığı fantazide siz ona uymuyorsunuz, katılmıyorsanız daha doğrusu artık şimdi çok daha fantazilerini değiştirmesi gerekir. Çünkü size karşı, sizi anneleştirmeye başladığı için size karşı da bir şey hissetmemeye başlar. Tutkusunda bir körelme oluşur. Dolayısıyla da narsist burada bir takım senaryolar kurmak zorundadır. Ya da bir fantaziler üretmek zorundadır. Şimdi bu kurduğu senaryo ya da ürettiği fantazilerde e, sapkın boyutlar yer almaktadır. Hani bazıları da bunu iyice e, artık e, beceremediği için ne yapar işte böyle internetten e, sosyal medyadan oradan buradan işte bu bir takım işte e, çıplak kadın ya da erkek resimleri, görüşmeler, işte videolar, şunlar bunlar ya da hayali birilerini düşünmek, herhangi birisini dahil etmek ilişki içindeyken gibi tuhaf değişik senaryolar kafasında yaşatarak ancak o hazzı yakalamaya çalışır. O yüzden de pek çok kişi danışanım şöyle bir ...sorunla karşılaşırlar. Yani eskiden Sezar Hanım... E, ...böyle böyleydi ama şimdi... ...artık o şeyi bulamıyorum. Daha doğrusu ben artık onu hissetmiyorum. Yani tamam... ...belki narsist kişi gene... E, ...orada mükemmel olmaya... ...görünmeye devam ediyordur. Fakat muhtemelen artık... ...yanındaki kişi de bunu fark etmeye başlar. Yani aslında... E, ...kendisi değildir birlikte olduğu kişi. Yani... ...onu herhangi birisi de olsa... Narsist partneri aynı şekilde davranacakmış gibi davranır. Yani size sizin özel olduğunuzu hissettirmez, artık hissetmez hale gelirsiniz. Yani öyle bir şey olur ki sanki siz değil de herhangi bir orada çıplak obje bir kadın ya da bir erkek olsa onunla da değişen bir şey olmayacakmış hissi sizde çoğalmaya başlar. Şimdi bu narsistin en tipik özelliğidir. Fakat e, bunu siz bir türlü hani oturtamazsınız ya dersiniz, bak işte yine hala beni arzuluyor demek ki hala beni seviyor gibi farklı bir boyuta da sizi taşıyabilir. E, ve tabii ki burada da yine ne oluyor? Siz eskiden aldığınız size o mükemmel e, her türlü e, işte özel olduğunuz hisseten davranış biçimleri gittikçe ne olur? Böyle bir sanki tek başınalığa gider. Yani aslında narsist yatakta e, tek başına kendini tatmin ediyor gibidir. Yani tek başına sevişiyor gibidir. Yani siz sadece orada bir objesinizdir, nesnesinizdir. Ve genellikle de hareketlerinde sert ve e, şiddete eğilimli davranışlar barındırır arkadaşlar ve özellikle de pozisyonlarında göz göze gelme olaylarından kaçınırlar. Çünkü göz göze gelmede bir duygu aktarımı vardır ve narsistin aslında hiç beceremediği, aslında o aktarımı, duygu aktarımının zaten olmadığı için duyguyla ilgili bir şey hep otur şeylerden kaçınır. Ve genelde de danışanlarım hep şu şikayetle geliyorlar bana. Sezer hanım hep işte görüyorum işte Instagram'da yok işte Face'de yok şurada burada ya da arkadaşları böyle videolar gönderiyor. Eşlerinin ya da nişanlısının, sevgisinin partnerinin telefonlarında hep bu tür uçuk kaçık, sapkınca görüntüler yakaladıklarını ya da birisiyle yazışma özellikle de pozisyonlarında göz göze gelme e, olaylarından kaçınırlar. Çünkü göz göze gelmede bir duygu aktarımı vardır ve e, narsistin aslında hiç beceremediği, aslında o aktarımı, duygu aktarımının zaten olmadığı için duyguyla ilgili bir şey, hep otur şeylerden kaçınır. Ve genelde de e, danışanlarım hep şu şikayetle geliyorlar bana. Sezer Hanım hep işte e, görüyorum işte Instagram'da, yok işte Face'de, yok şurada, burada ya da arkadaşları böyle videolar gönderiyor. Eşlerinin ya da e, nişanlısının sevgisinin partnerinin telefonlarında hep bu tür uçuk kaçık e, sapkınca görüntüler yakaladıklarını ya da birisiyle yazışmalarını yakaladıklarından söz ediyorlar ve bunu e, sorduklarında, ettiklerinde de zaten her zamanlar narsisin ilk dediği şey niye telefonumu karıştırıyorsun. İkincisi de a işte arkadaşım yanlışlıkla göndermiş. Ben söylemiştim, göndermedim demiştim falan filan. O benim değil, arkadaşımın. Şunun gibi bir sürü bir sürü yalanlarla olayı kotarmaya çalışırlar ve olayı tabii tutup yine bir şekilde ucunu size çevirdikleri için de siz yine de asıl konuyu tartışmaktan çekinir hale gelirsiniz. Çünkü öyle bir orada bir parlar ya da küser, kırılır, incinir ki hani sizi suçlar ki siz bir daha o konuyu ağzınıza ağız, almamaya, o konuyu açmamaya özen gösterirsiniz. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, e, narsistle yaşanan cinsellik normal bir ilişkide yaşanan cinsellikten çok daha uzaktır. Şimdi fark ne arkadaşlar? Çünkü normal bir ilişkide iki kişi birbirleriyle hem duygu aktarımı hem de fiziksel bir aktarım yaşanır. Yani iki kişi vardır. Ve bunlar gerçekten tensel olarak da, duygusal olarak da birbirlerinin empati kurarak, birbirleriyle diyalog kurarak bu alışveriş sağlarlar. Fakat narsisle yaşanan bir beraberlikte narsis sanki orayı tiyatro sahnesi gibi kullanır. Kendisi vardır. Kendini göstermek için her türlü oyunu oynar. Tabii ki bu başlardan söz ediyorum arkadaşlar. Sonralarında zaten bu durumlar değişecektir. Bunu deneyimleyenler bilir aslında. Ve şöyle oluyor bir de genelde hani narsisten ayrıldıktan sonra hala Narsist zaten bunu böyle bir mühürlemek ister yani orada öyle bir hani gösteri yapar ki hani ben aklımdan hiç çıkmayayım gibi kadın narsiste bu dede bu çok büyük bir özelliktir erkek narsiste de şimdi ikisi de zaten ne amaçları ben insanla yanımdaki partnerim öyle bir etkileyim, öyle bir kontrol edeyim ki o benim kontrolüm dışında benden ayrı bir şey düşünemesin. Şimdi böyle bir birliktelik yani zaten gün içindeki diğer o stratejileri apayrı işte ne bileyim işte o manipülasyonlu konuşmaları e, gaslighting yapmaları aklınızı karıştırıcı öyle miydi böyle miydi değil miydi sen yalnızsın ben doğruyum ya işte niye sorup duruyorsun diyalogsuzluk küsmeleri bunlar zaten daha başka bir boyut zaten sizin gündüzden aklınız karıştığı içinde de işin o boyutunda artık orası sizin için bir şey gibi olur. Hani tek böyle birlikte olduğunuz bir nokta gibi olmaya başlar. Zaten narsistle bir problem yaşadığınızda narsist o konuyu çözerek konuşarak çözmek yerine, diyalog kurmak yerine neyi tercih eder arkadaşlar? Seksle. Yani yatıp işte ondan sonra onu örtbas etmek içindir bu olay zaten. Hani orada sizi ne yapar tekrar kontrol altına almıştır, olan biteni unutturmaya çalışır ve o konuyu bir daha konuşmamanızı sağlar. Hayat sen daha orada mısın der, yani biz ne yaşadık, sen daha neyin peşindesin deyip orada sizi ne yapar onu aklınızı karıştırarak unutturur. Asıl mesele her zaman orada kalır çözülmeden. Şimdi olay böyle olunca arkadaşlar narsisle olan bir birliktelik, evlilik, ilişki ne oluyor? Zaman içerisinde gittikçe, gittikçe her açıdan kontrol, her açıdan bir eşya haline gelmeniz kaçınılmaz oluyor. Yani siz evdeki bir koltuktan, bir sehpadan bir farkınız kalmıyor. Orada varsanız varsanız yoksanız yoksunuz. Yani size ait duygu, size ait olan bir yaşam, size ait olan bir bakış açısı Kalmamış oluyor ki bunlar yavaş yavaş elinizden alınmaya başlıyor. Öyle ustacı alınıyor ki sanki bunlar alınırken sizin menfaatiniz içinmiş gibi, sizin iyiliğiniz içinmiş gibi gösterilip alınıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, seksi de, cinselliği de, e, narsist ne yapıyor? bir kontrol aracı olarak kullanıyor üzerinizde. Yani aslında e, yaptığı şey sadece bir gösteriden ibaret. Orada da yine kendisi var, orada da kendisini sergiliyor, ne kadar mükemmel olduğunu sergiliyor, onu gösteriyor. Dolayısıyla da hani kolay haz almaya doğru ulaşamıyor orada, narsist e, ve haz almak için de sırf böyle kontrolsüz haz alabilmek için de genelde hep aldatma meyilli oluyorlar ve aldatıyorlar zaten. Yani bir gecelik ilişkiler işte ne bileyim orada burada şey ele geçirmeyi ele geçirebildiği kadınlar erkekler her neyse onlarla birlikte olmak istiyor. Çünkü dediğim gibi onlarla kontrolsüz bir birliktelik yaşıyor evet e, bu konuyu da umarım birazcık daha açabilmişimdir e, çünkü e, bu konu çok gündeme geliyor arkadaşlar danışanlarımdan çok duyuyorum e, ve herkes aslında birazcık bunun farkında olmasına rağmen işin içinden çıkamadıkları için bu konuyu bir açıklamak e, açıklama getirmek durumunda kaldım e, çünkü e, bunun altındaki yatan nedeni de bilmeniz gerekiyordu. E, şunu unutmayın arkadaşlar. Narsist kişide duygu olmadığı için, duygu iletişim kuramadığı için tek kontrol edebildiği sizi sanki orada anlayamayacağınız başka bir dil oluşturduğu için, kendini pazarlayabildiği bir yer olduğu için o cinselliği çok daha fazla üzerinizde kullanır ama bunu aynı zamanda da dediğim gibi kontrol mekanizması olarak da kullanıp sizi ne yapar? Aşağılamak için de kullanır. Sizi reddederek ya da sizin işte bedeninizi aşağılayarak şuranızı, buranızı şöyle diyerek, şu böyle diyerek artık yavaş yavaş orada da kendinize olan güveninizi sarsmaya, kusurluluk şemanızı ya da varsa e, terk edilme yaşamınızı tetiklemeye, e, sizi değersiz hissettirmeye başlar. O nedenle arkadaşlar e, sakın ola ki böyle durumlarda kendinizde suç, kendinizde aşağılık bir durum, kendinizde e, bir eksiklik, kusur aramayın. Çünkü bunların hepsi planlanmış, programlanmış, programlanmış stratejilerdir. Narsistin hayatta kalabilmesi için, hayatı tutunabilmesi için, e, nefes alabilmesi için yaptığı stratejilerden birisidir. Dilerim aydınlatıcı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın ve mutlu olun arkadaşlar. Ha bu arada kanalıma abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın. Paylaşmaya devam edin ee, ve online seanslar için e, WhatsApp'tan yazarak e, randevu alabilirsiniz. Ee, onun dışında kitabım "Narsis Partner" şu anda e, bütün kitapçılarda bitmiş durumda arkadaşlar. İkinci basım için e, yeni bir e, girişimde bulunulacak. O zaman umarım herkes rahat rahat kitabı alıp okuyabilme şansına sahip olur. Hoşçakalın arkadaşlar.